Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Merkez Tet Geometri kanalından İlhan Hoca'nız. Nasılsınız bakalım, nasıl gidiyor, kamp ne durumda? Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben bugün açı kenar bağıntılarını işleyeceğim sana. Dördüncü günümüzdeyiz ve aslında açı kenar bağıntısı şimdiye kadar biz geometride cevapları hep tam sayı ya da bir değer olarak buluyorduk değil mi? Şimdi ise biraz yorum yapacağız. Yani bir sınır belirleyeceğiz. Üçgenler üzerinde veya işlem yapacağımız bütün sorularda bir aralık bulacağız. Ve bu aralıkta en büyük Orta, en büyük tam sayı, en küçük tam sayı yani tamamen şimdi farklı bir geometri gibi gelecek sana. Hatta bazı öğrenciler bu dersi çok sevmez ama ben sana sevdirmek için elimden geleni yapacağım. Hazırsak o zaman hemen kitabımızda 36. sayfayı açıyoruz ve açık kenar bağıntılarında hemen konuya başlamış olalım. Hadi bakalım gel bu arada ödevlerini yapıyorsun değil mi? Soru Bankası'ndan ödevlerini yaptın geldin. Lütfen bak günü gününe ödevlerini yapmanı istiyorum. Bu işin Asıl olayı aslında ödev. Sen konu videosu izlerken veya gidip akşam bu işi tekrar etmezsen maalesef yerinde sayarsın. Aslında hani sen bana soruyorsun ya hocam geometriyi nasıl öğreneceğim? Nasıl öğreneceğim? Geometri sadece video izleyerek değil. Geometri her gün bir şeylerle uğraşarak yani en az bir test çözerek, ödevini yaparak bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Hadi bakalım o zaman gel. Şöyle hemen dördüncü günün ekranıma geldim. Açı kenar bağıntılarında ama tabii ki önce neye geçiyoruz? Şöyle map kazanım sıramıza geçiyoruz. Bak şurada ne görüyorsun? Gel gel gel. Bak şurada hemen sana bir tanesini okuyayım. Bak üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. Yani kenar uzunlukları büyükse veya kenar uzunlukları küçükse açılarla bağlantısı varmış. Ve bir üçgende en uzun kenarın karşısındaki açının ölçüsünün en büyük olduğu ve bunun tersinin de doğru olduğunu gösterir. Bak kazanımımız da zaten olayı anlatıyor. Aynı şekilde bak uzunluklara verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir diyor. Bence açı kenar bağıntılarının en önemli kısmı zaten 9, 4, 1, 3 kazanımımız. Tabii ki ben bunların hepsini sana şimdi tane 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 anlatacağım. Gel bakalım şöyle önce kamp programımıza gidelim ve dördüncü günde ne görüyorsun? Açı kenar bağıntıları. Teğet ve merkez testini de oynatma listesinden izliyorsun. Ve aşağıda da ödevin var bak. Ne ödevi? Mavi, yeşil ödev. Ha bak yeşil ödev ne? Mavi testler ve iki tane yeşil testlerimiz var soru bankasından. Hızlı bir şekilde o zaman gel konu anlatımımıza başlayalım. Şimdi Açı kenar bağıntılarında aslında az önce söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Yani bir üçgende büyük açının karşısındaki kenar küçük açının karşısındaki kenardan daha büyüktür. Adı üstünde bak. Büyük kenar, büyük açı, değil mi? Şimdi sen mesela örneğin ABC üçgeninde şöyle bir sıralama buldun. Dedin ki A açısı B açısından, B açısı da C açısından daha büyük dedin. Şimdi o zaman şu yorumu yapman lazım, değil mi? A açısının karşısındaki küçük A kenarı B'den daha büyüktür o da C'den daha büyüktür. Yani şuradaki sıra neyse kenar uzunluğu da aynı şekilde ilerleyecek. Tekrar ediyorum büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında da küçük kenar vardır. Şöyle düşünebilirsin aslında bunu. Mesela benim kalemim nerede kalemim 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 ha YouTube YouTube kalemim var şurada. Bak mesela örneğin şöyle bir üçgen çizdin tamam şurayı birleştirdin diyelim mesela. Sonuçta sen şurada açıyı daralttığında uzunluk kısaldı değil mi? Bak açıyı büyüttüm uzunluk arttı. Gördün değil mi? Düzen aslında aynı. Yani sen bunu ne kadar küçültürsen kenar uzunluğu da küçülür. Sen bu açıyı ne kadar büyütürsen kenar uzunluğu da artmış olur. Sistemi anladın? Anladın. Yani özeti tamamen buydu. O zaman devam. Şimdi aşağıya geliyorum. Örnek birimize bakalım. Bak burada bir dik üçgen vermiş. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Dik üçgende ben sana hani hatırlarsan 90'ın karşısındaki kenar her zaman en büyük kenar demiştim. Demiştim ki açı kenar bağıntısına gelince burayı tamamen işleyeceğiz demiştim. İşte tam oraya geldik. Bak burada bir dik üçgende sonuçta örneğin mesela birinci üçgen bu olsun. Bak birinci üçgen bu olsun. ikinci üçgen bu olsun. Birinci üçgeni konuşalım önce. Bu bir dik üçgense 90 derece en büyük açıysa 90 derecenin karşısında kenar en büyük kenardır. Yani sonuçta ben AC kenarını bak AC kenarını hem BC'den daha büyük söyleyebilirim. Hem de AC kenarını AV'den daha büyük söyleyebilirim. Hatırlarsan 90 derecenin karşısı en büyüktür. 90'dan daha büyük bir açı olamaz demiştim. İşte tam olarak buraya anlatıyorum. Peki bunu bu şekilde söyledik. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. e Şimdi ikinci üçgene geçsem bak. ikinci üçgende bir sıralama yapıyorum. Diyorum ki 60, 62, 122 değil mi? Şuraya da kaç derece gelecek? 58. Sivas. 58 derece mi yazdım? Sonra bakıyorum en büyük açım 62 derece. 62 derecenin karşısındaki kenar DC. Hemen yazıyorum. DC uzunluğu daha büyüktür. Sonra 60 derecenin karşısında AD uzunluğu var. En sonda 58 derecenin karşısında AC uzunluğu var. Sıralamayı yazdık. Sonra dedim ki biz normalde hani AC en büyük, AC en büyük diye söylemiştik ya. E bak bakalım AC burada nerede? En sonda. Ama AC'den daha büyük ne var? DC var. Biz de en uzun kenar aramıyor muyduk? Arıyorduk. O zaman cevabımız üçgenleri sıralayarak cevabı bulmak. Yani DC uzunluğu burada en uzun kenardır. Olay anladın değil mi? sistemi kavradın. Nasıl çözüldüğünü de anladın. Mesela örneğin şuraya devam ettirip üçüncü bir üçgen de çizebilir. Buraya bu sefer bunu çizdikten sonra 3 dersin. Ayrıyetten üçüncü üçgende sıralama yaparsın. Yine aynı yorumu üçüncü üçgen içinde yaparsın. Düzen değişmiyor o zaman devam. Şimdi ikinci soruya geldim. Diyor ki sana ABC açısı ACB açısından daha büyüktür diyor. Önce ABC açısını göstermek istiyorum sana. ABC açısı mavi açı. Peki ACB açısı da kırmızı açı değil mi? Evet. Mavi açı kırmızı açıdan daha büyükmüş. O zaman mavi açının karşısındaki 4x eksi 2 neyden daha büyük olacak? Kırmızı açının karşısındakinden daha büyük olacak. Yani x artı 4'ten daha büyük. Anladın değil mi sistemi? Soruları böyle çözüyoruz. Peki düzenlersem x'i karşıya negatif olarak aldım. 4 xten x çıktı. 3x büyüktür. Eksi 2'yi karşıya pozitif olarak aldın. Artı 2 olarak gitti. 6. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. X buradan 2'den büyük değer olarak geldi değil mi? Şimdi bak 2'den büyük en küçük tam sayı değeri nedir? Sana soruyorum. Bak 2'den büyük en küçük tam sayı değeri nedir? Tabii ki 3'tür. Aradığımız cevap 3 gelmiş oldu. Tamam mı? İki, i̇kinci soruyu da yaptık. Geldim üçüncü soruya. ABC bir üçgen verilmiş. Şu 4'ü aşağı indirelim biraz. Heh. 70 derece bak. X var 70 var. Bir de şurada AC büyüktür. BC demiş. E, AC'ye baktığımda AC nereyi görüyor? Bak şöyle maviyle çizdiğim kenara dikkat et. X açısını görüyor değil mi? A, altına X yazdım. Büyüktür. B, C nereye görüyor? Bak BC şurası değil mi? Bu da hangi açıyı görecek? 70 dereceyi görüyor. Kırmızının karşısında 70 var. Hadi gel buraya da 70 yazalım. X 70'ten daha büyük gelmiş oldu. En küçük tam sayı değeri yine aynı yorum yapacağım. 70'ten büyük en küçük tam sayı değeri nedir? Tabii ki 71'dir. Sistem bu kadar tamam mı? Çözeceğimiz mantıkta da zaten ilerleye ilerleye kademe, kademe kademe ilerleyerek anlatıyorum ben sana. Kazanımlarımız neyse seviye seviye artan konu anlatımımız var. Ve aslında sen bu kitapla tüm geometriyi böyle adım adım ilerletiyorsun. Hem kolay sorularımız var hem öğrenme alanı sorularımız var hem de gelişme sorularımız var. Ve ÖSYM tarzı dediğimiz teğet ve merkez testlerini çözünce bu iş bitmiş oluyor zaten tamam. Üçüncü soruyu bitirdim. Mesela ÖSYM tarzı dedim. Bak ÖSYM tarzı soru geldi. Dördüncü sorumuz. Şekil 1'de ABC üçgeni biçiminde kağıt DE boyunca katlandığında B ile C noktaları şekillikteki gibi çakışmaktadır diyor. Önce bir katlamayı gerçekleştirelim değil mi? Neydi katlama? Üst üste gelen kenarlar ve üst üste gelen açılar birbirine eşitti. DE boyunca katlanıyormuş. BD uzunluğu DC olacak o zaman. Yani şu ikisini gel birbirine eşitleyelim. Şu kırmızı ile çizdiğim, şu kırmızı ile çizdiğim eşit olacak. Sonra e, üst üste gelen açılarımız da birbirine eşit olur. Üst üste gelen kenarlarımız da birbirine eşit olur. Bak BE uzunluğu EB üstü uzunluğuna eşit. DB uzunluğu D... DB uzunluğu DB üstüne de eşit. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi e bir de 90'ımız lazım. Çünkü ikiz kenar ve kenar ortay olduğu için Daki'yi sağladı bak. Şurada ikiz kenar var. Burada kenar ortay var. İki bilgi varsa diğerleri de vardı. Diklik ve açı ortayı yazmış olduk. Katlama eşittir ikiz kenar yani. Peki bunu yaptıktan sonra şuraya bir 30 dereceyi yazdım. Katladım şuraya 30'u götürdüm. 90 30 60. E bu da 60. 2 60 yan yana 120 yaptı. Buraya da o zaman 60 derece kaldı. Yalnız şu 110 dereceye bakmanı istiyorum. 110 derece orada var. Aşağıda 30 derece var. Bunun tamamı 110 dereceyse üst tarafa ne yazarsın? 80 derece yazarsın. Sonra ADB üçgenine baktığında 80 bak 80 60 140. Tepeye de birine lazım. Tabii ki 40 derecemiz lazım. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Sonra demiş ki bak ADB üstü üçgeninde en kısa kenarı soruyoruz. ADB üssü. Yani o zaman şu taradığım üçgende açılarla kenarları oranlayacağım. Yani sıralayacağım. 80 en büyük açımız olduğu için 80'in karşısında ne var? AD var. AD uzunluğu en büyüktür. Sonra 60 derece geliyor. 60'ın karşısında ne var? AB üssü var. Bunu da sıraladım. Sonra 40 derecenin karşısında ne var? DB üssü. Onu da şöyle hemen hızlı bir şekilde büyüktür yazıp DB üssü şeklinde ne yaptım? Yazmış oldum. Ama bana en kısa kenarı sorduğu için en kısa kenarımız da o zaman nedir? DB üssü deriz. Anlaşıldı mı? Soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi geldik asıl fasulyenin faydalarına. Nedir o? Bir üçgenin yani üçgen olabilmesi için yani üçgen çizme şartımız diyoruz buna. Bir üçgenin kenarları arasında üçgen çizme şartı mevcuttur. Bu sisteme üçgen eşitsizliği denir bak. Şöyle yazalım üçgen eşitsizliği. Şöyle yazdım ve bu tanıma uygun hemen tanımı söylüyorum sana. Eğer sen kafana göre bir üçgen çizeceksen, öyle kafamıza göre üçgen çizerken kafamıza göre sayılar veremiyoruz. Nasıl olacak biliyor musun? Bir kenar diğer iki kenarın mutlak değerce farkından büyüktür, toplamından küçüktür. Tekerleme gibi düşün. Mesela bak A kenarını düşündüğünde bir kenar diğer iki kenarın mutlak değerce farkından büyüktür. Yani şurası B eksi C mutlak değer içinde. A onlardan daha büyük oldu. Ama B artı C'den daha büyük olamaz. Aynı şey B için de geçerli bak. Buraya ben A eksi C yazarım. Buraya da A artı C yazarım. Aynı şey C için de geçerli. Buraya biz A eksi B yazarız. Buraya da A artı B yazarız. Tamam mı? Mesela bak kafadan bir şey sallayacağım. Bak iyi izle şimdi. Şöyle üçgeni çizdim. Tamam mı? Buraya 4 yazdım. Buraya 7 yazdım diyelim ki mesela. Buraya 40 yazıyorum bak bilerek 40 yazıyorum ki olayı anla diye. 40 yazdım. Normalde sen örneğin 40'ı ortaya yazdın bak. 7 ile 4'ün farkı ne? 3. Toplamı ne? 11. Ya şimdi ortadaki 40 olabilir mi? Hayır. İşte bak bu üçgeni çizemezsin. Yani sen mesela maksimum 10'a kadar değer verebilirsin o 40 yazdığımız yere. Anladın mı? Yani 3 ile 10 arasında 3 ile 11 arasında tam sayı değerlerini alır veya tüm değerleri alır. Sistem bu şekildedir ve aslında sen bunu öğrendikten sonra bazı sorularda örnek veriyorum soru yazılmış çok güzel ama gözüne bir şey çarptı. Yani üçgenin çizilmiş ama üçgen çizme hataları oluyor bazı sorularda. Biz geometri öğretmenlerinin çok yaşadığı bir durum. Çünkü sen sayıya odaklanıyorsun ve asıl üçgenin çizilip çizilmediğini bir anda yani ister istemez gözden kaçabiliyor. Bu çoğu kitapta düzeltmeler vesaire. Bu tarz sorunlardan ortaya çıkıyor. Yani sistemsel bir hata değil de yani sorunun böyle yani bu üçgeni çizemememiz lazım. Hani soru de sadece soru için yazılmış bir soru. Öyle desem daha güzel olur. Şimdi örnek 5'e geldim. Bir çeşitkenar üçgen. Mesela çeşitkenar üçgeni biliyor musun? Nedir çeşitkenar üçgen? Adı üstünde bütün kenarlar farklı olacak. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. X'i ortaya yazsam bak. X ortaya yazdım. 8, 12. Mutlak değerce 8 eksi 12 yazdım. Toplamlarını da yazıyorum. 8 artı 12. Şu an biz x'i ortaya yazmaya devam ediyoruz. 8 eksi 12 eksi 4. Mutlak değer dışarı artı diye çıkar. Ne yaptı? Yani eksi çarparak dışarı çıkarttım. 4. 8 artı 12'den de 20'yi yazdım. Şimdi asıl önemli yere geldik. 4 ile 20 arasında çeşit kenar dediği için burada 12 ve 8 işin içinde mi? Yani sıralamanın içinde değil mi? Onları almayacağız. Normalde 20 ile 4 arasındaki tam sayılar İstersen 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazabilirsin. Ama ben şöyle yazmak istiyorum. Son terim eksi ilk terim yani 20 eksi 4 nedir? 16. Bir de 1 çıkartıyorum artış miktarından dolayı. Aslında 20 eksi 4 eksi 1'den buradan ne geliyor? 15 geldi. Bak örnek veriyorum şıklar olmuş olsaydı şıklarda 15 de vardır. Çünkü burada 12 ve 8'i çıkarmak zorundasın. Yani burada 15-2 dediğinde asıl cevabımız nedir? 13'tür. Yani x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır dendiğinde 13 olmalıdır. Çünkü 8 ve 12 çeşit kenarlığı bozduğu için onları almayacaksın. Beşinci sorumuz da bu şekilde geldi. Geçiyorum. Bitirdik değil mi burayı? Aynen. O zaman gel 6. sorumuza başlayalım. Şimdi 6. sorumuza geldik ama ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi gel öncelikle bir yüzünü yüzünü göreyim ya, değil mi? Şimdi hani biz böyle kamera kadrajından ders anlatıyoruz ya. Aslında şu an eğitim modelinin değiştiğine eminim. Çünkü şöyle düşün. Bir insan yaklaşık böyle 5 yıl önce falan eğitime e, ulaşamıyorduk. Yani bir şeyleri araştırırken yani bir öğretmene, bir kuruma ihtiyacımız vardı. Artık öyle bir şey yok. Yani ben sana şu an özellikle en ses kalitesi ve görüntü kalitesi açısından en kaliteli dersimi anlatmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendi üzerime katarak anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bunu tek başıma yapıyorum. Yani bunu tek başıma yaparken de ister istemez arka planda birçok e, sorumluluk yani birçok sorumluluk ortaya çıkıyor. Ve bunu yaparken de yani bu emeklerimin karşılığını bazen alamıyorum. Bunun için de senden bir ricam var. Yani hayallerim için bana katkı sağlamanı istiyorum. Aşağı inip videoyu beğeni bırakırsan beni çok mutlu edersin. Yani çünkü senin belki şu an yani bir beğenden ne olacak dediğini duyar gibiyim ama bizim tarafımızda bu iş biraz YouTube platformunda algoritma tarafında desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de gösterirsen beni çok mutlu edersin. Yani bu sadece beğeni atarak, destek vererek veya kitabımı alarak bana destek olabilirsin. Alamayanlar için de ücretsiz pdf yayınlamaya çalışıyorum. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsin. Yani ben her daim senin yanındayım. Bunu sakın unutma. Biz bu işi beraber halledeceğiz. Bir sloganımız vardı. Sen hatırlat istersen. Neydi? Hatırlıyorsun. Bakış açımızı değiştiriyoruz. Hedefe teğet değil, merkeze tam isabet diyoruz. Anlaşıldı mı? Hadi o zaman devam. Altıncı soru demiş ki bana. 4x ve 2x uzunluğunu veriyorum. 18'i vermiş. Şimdi bilinenler bir tane, bilinmeyenler iki tane. Biz her zaman mazlumun yanında değil miyiz? Türk milleti olarak. Aynen öyle. Bak burada 4x var, 2x var. Az olan hangisi? Bilinen. O zaman gel ne yapacağız biliyor musun? Bilineni ortaya yazacağız. Bak önce ben bir sıralamamı oluşturayım. 18'i ortaya yazdım. Şimdi 4x ile 2x aynı cinsten olduğu için mutlak değerce 4x eksi -2x 2x'i çıkarttım sola yazdım. Bir de toplayacağım 4x artı 2x. Bu burada dursun düzenleyelim hatta. Şurası 2x geldi. Şurası 18 zaten. Burası da 6x. Bunu nasıl yapacağız hocam diyorsun değil mi? Hemen sana söylüyorum. Önce bir tane şöyle yapacaksın. Sonra bir tane denklemde böyle yapacaksın. Yani bir 2x küçüktür 18 bir de 18 küçüktür 6x. Ama şurada bir bilgi vermiş gördün mü? Buradaki bilgiyi de güncelleyelim. Yani BAC açısına baktığımda mavi açı değil mi? Evet. Peki ACB açısına baktığımda kırmızı açı değil mi? Evet. Mavi açı büyüktür kırmızı açı. Mavinin karşısında 18 gördüm. Kırmızının karşısında da 4x gördüm. O zaman burada da bir düzenleme yaparsam her iki tarafı 4'e böldüm. 9 bölü 2 büyüktür x. Yani x küçüktür 9 bölü 2 şeklinde. Bu aslında senin güncelleyebileceğin bir sınır. Şöyle düşün. Biz normalde şurayı yapmış olsaydık yeşili yapıyorum bak. 2x küçüktür 18 ise 2'ye böldün. x neyden küçük? 9'dan küçük. Veya maviyi yaparsam 18 küçüktür 6x'i 6'ya böldüm. 3 küçüktür x. Yani x 3'ten büyüktür. X 9'dan küçüktür. Ama biz artık X'in 9'dan küçük değil 9 bölü 2'den daha küçük olduğunu güncellemek zorundayız. Yani tekrar bir sınır belirlersen X'i yazdım. X neyden büyük? Bak burada 3'ten büyük değil mi? O zaman geliyorum bak X 3'ten büyüktür diyorum. Ama X neyden küçük? 9 bölü 2'den küçük. 9 bölü 2 yazdım. Şimdi sınırlara baktığımızda 3 ile başlıyoruz. 4.5'a kadar gidiyoruz. Bir dakika şimdi. X'in alabileceği tam sayı değeri kaç birimdir diyor. Şimdi 3 ile başlıyorum. 4.5'a kadar. Aslında sadece 4'ü verebiliyorum değil mi? O zaman X'in alabileceği tek tam sayı değeri vardır. O da 4'tür. Yorumu anladın değil mi? Bak ÖSM sana bu tarz yorum soruları sorabilir. 6. sorumuz da bu şekildeydi. Geldim 7. sorumuza. ABC bir üçgen. 10 birim verilmiş. 6 var. 4 var. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değerli pardon X'in alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı demiş. Şimdi ben önce şurada bir üçgen görüyorum. Bir de büyük üçgende görüyorum değil mi? O zaman bu ikisini de bir denklem olarak yazalım değil mi? Mesela bak küçüğü yazıyorum önce. X'i ortaya yazdım. 6 ve 4'ün farkı 2. Artık hızlı yazıyorum. Toplamı nedir? 10. Bunu da yazdım. Şimdi büyüğü yazalım bir de. X'i ortaya yazdım. 10 ile 6'ya baktığımda farkı 4 toplamı 16. Şimdi bak iki tane sınır var elinde. Bunda da bir tekerlememiz var. Şöyle altına çizgi atıyorsun. Diyorsun ki küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Nedir o? Küçükler 2 ve 4. Ama küçüklerin büyüğü dediğim şey sadece 4. X'i yazdım. Büyüklerin küçüğü 16 ile 10 büyükler ama küçük olan 10 olduğu için asıl sıralamamız ne geldi? 4 ile 10 arasında geldi. Bunu yapmamızın sebebi şu, kesişim noktası gibi düşünebilirsin. Yani sonuçta her ikisinin de geçtiği noktayı bulmak için küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü diyorsun. X'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı değil mi? Peki ben gelip şöyle 5, 6, 7, 8, 9. 4 ile 10 arasındaki sayılar değil mi? 4, 9 ile 5'i topladın ne yaptı? 14. 6 ile 8'i topladın 14 ortadakinin her zaman 2 katı olur yani 7'nin 2 katı buna gauss toplamı denir gauss bunu 4. sınıfta buluyor bak aramızda kalsın 4. sınıfta öğretmenin soru soruyor o da tak diye cevap veriyor tabi öğretmenin tarafından sıkıntıya giriyor yani sürekli ee, çatışıyorlar artı sürekli dışarı çıkartıyor yani öyle bir video izlemiştim öyle bir araştırmam vardı ama şunu unutma sen bu işi bak bu yaşta öğreniyorsun. Gauss nerelerde öğrenmiş? Tabii ki o dönemi şartlarıyla bu dönemi şartları aynı değil. Bunu kabul ediyorum. Ama ben sana genel kültür olsun diye Gauss toplamını ve olayı anlatmak istedim. Şimdi burada 14, 14, 28. Burada da ortada da 7 var. 28 artı 7 de nedir? Hepsini toplarsan. 35 gelmiş oluyor. Ve bizden istenen cevap ortaya çıktı mı? Çıktı. Bazen mesela sayıların toplamı isteniyor. Bazen en küçük tam sayı değeri. Bazen en büyük tam sayı değeri. Hepsinde aslında yaptığımız tek şey var. Sınırları belirliyoruz. Ve her bir soru tarzından da ben sana anlatmaya çalışıyorum. Hatta ben sana bir de şöyle bir şey göstereceğim. Bak. Gel 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 bu değil. Şimdi mesela bir üçgende. Bak bunu Instagram'dan bir hikaye atmıştım. Ee, şu bardağımız var ya bizim. Nerede? Dur. Şu bardağımız küp bardak. Buradan ee, şu noktadan dur sana da sorayım hatta. Heh. Şu noktadan şu noktaya en kısa mesafe nedir demiştim. Ve aslında yüzey üzerinde olduğunda bak yüzey üzerinde olduğunda kenarı açabiliyorum bak. Şunu şöyle katlı katlı bir şekilde düşün. Ön tarafa açtın. Doğrusal yaptın dikdörtgen. Köşegen yapınca 6, 12, 6 kök 5. Eğer yüzey üzerinde deseydim. Ama ben yüzey üzerinde demedim. En kısa mesafe dedim. En kısa mesafe dediğimiz için katı cisimde bunu anlatacağım. Direkt gidiyorsun bak. Direkt köşegenden gidiyorsun cisim köşegeninden. Bunu birleştirince hipotenüs bu. Ama cisim köşegeni bu. Bak şu cisim köşegeni bu yüzey köşegeni. Şurada 90 derece olduğu için 6 6 6 kök 2. 6 6 kök 2 Pisagor'u yaptığında da cevap 6 kök 3 olmalıydı. Neyse bunu anlatmayacaktım ben sana. Ben sana şunu göstereceğim. Öncelikle biz aslında mesela bir üçgen çizdin şöyle. Şimdi üçgenin yüksekliği mavi olsun. Tamam bak yüksekliğini H olarak gösterdim. Aynı noktadan biraz daha yaklaştıralım. Ne, mesela açı ortay çizebilirdim değil mi? Açı ortayı biz N ile gösteriyoruz. Bir de kenar ortay çizebilirdim. Kenar ortayı da V ile gösteriyoruz tamam mı? Şu N dediğim açı ortay, V dediğim kenar ortay. Şimdi şöyle düşün ben bu sıraya göre yapıyorum yükseklik bir bak şu noktanın şu noktaya olan en kısa mesafesi değil mi? Ama içeride fark ettiysen şöyle mor dik üçgene dikkat ettin mi? Bak mor dik üçgen. E bu dik üçgende 90'ın karşısı her zaman en uzun kenar değil mi? Evet. O zaman açı ortay yükseklikten daha büyük oldu. Aynı noktadan çizilen açı ortay, kenar ortay ve yükseklik için bunu konuşuyorum. E aynı şey o zaman kenar ortay için de geçerli. Yani bunlardan daha büyük de bir tane kenar ortayımız var. Yani sen A noktasından eğer yükseklikle açı-ortay arasında bir yorum yapacak olursan, bak tam bir yorum sorusu, tam bir ÖSYM sorusu. Kenar-ortay hepsinden daha büyüktür. Sonra açı-ortay, sonra yükseklik. Bak bu bilgiyi de kenara-köşeye yıldızlamanı istiyorum. Bundan da soru mutlaka gelir. Tamam Devam edelim. Sekizinci soruya geldim. ABC'de bir dörtgen verilmiş. 20 birim var. ABC'de dörtgenin çevresini alacağı en küçük tam sayıdır. Buraya A yazalım. B yazalım, C yazalım, D yazalım. Şimdi çevre eşittir. A artı, B artı, C artı, D. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Zaten biz şu an bunu arıyoruz. Peki şunu sorsam sana. Biz zaten yukarıda 20'yi ortaya yazsak. Sol tarafa mutlak değerce farklarını yazıyorduk. Sağ tarafa toplamlarını yazıyorduk. Ama benim için şu an toplamlar önemli. Çünkü çevrenin içerisinde A artı B var. O zaman aynısını gel aşağıdaki C ve D için de yazalım. Bak 20 yazdım. C artı D burada C eksi D diğer tarafta ama işime yaramıyor. Şimdi sadece şurayı toplamak istesem 20 20 ne yaptı? 40. Küçüktür. A artı B artı C artı D sağ tarafı topladım, sol tarafı topladım. Bak sadece şurayı topladım. E aslında biz şu an çevreyi bulmadık mı? Yani çevre dediğimiz eleman 40 küçüktür çevre olmuş oldu. Ç'yi güzel yazalım da. E şimdi sana demiş ki çevresinde alabileceği en küçük tam sayı değeri e 40'tan. Şöyle düşün. 40'tan büyük en küçük tam sayı değeri nedir? 41'dir. 41 kere maşallah diyedim. Hatta geçenlerde bir videonun altına arkadaşlarımızdan bir tanesi hocam 41 çıkınca niye koca eline selam vermediniz demiş. Ben de buradan tüm koca elinde bizi takip eden T tayfaya çok selamlar diyerek hemen 8. soruyu bitirdim. Geldim yepyeni bir özelliği. Şimdi burada da şöyle bir durumumuz var. Yani sen bir dik üçgende karşılaştın. Şöyle ABC Pisagor'u zaten biliyorsun. Peki biz bu Pisagor'u açı kenar bağıntılarının içerisinde nasıl kullanacağız? Şimdi bundan bahsedeceğim. Şöyle düşün. Şöyle bir üçgen verdi sana. Rastgele bir açı bilgisi vermedi diyelim. Normalde sen ne yapıyordun? A'yı ortaya yazıyordun. B ile C'nin farkını sola, B ile C'nin toplamını sağa yazıyordun. Ama Dese ki sana A açısı 90'dan küçüktür arkadaş dese. İşte A açısı 90'dan küçük olduğunda sen onu 90 gibi düşüneceksin. Bak çok önemli. Burayı 90 gibi düşündüğünde normalde şu Pisagor'u yazıyorsun ya. Ama 90'dan küçükse artık A kare B kare artı C kareden daha küçük yazacağız. Yani aslında Pisagor'u buraya bağlamış oluyoruz. Ve sıralamamız da B eksi C küçüktür A küçüktür. Kök içerisinde B kare artı C karenin kare kökü olmuş olacak. Yani senden sadece şunu bilmeni istiyorum. Tamam mı? Açı 90'dan küçük olursa aynı eşitliği 90'dan küçük gibi yazmış olacaksın aslında Pisagor'da. Mesela bak açı 90'dan büyük olursa da bu sefer tam tersi. Görüyor musun? B kare artı C kare küçüktür A kare gelmiş oluyor. Aslında sen hem dar açıda hem geniş açıda açı kenar bağıntısı sorularına geçmiş oluyorsun. Mesela bak gel bir soru üzerinde olayı daha iyi kavrayalım. Mesela örnek 9'a baktın. Açımız 90 dereceden daha büyük demiş. BAC açısı 90 derece olsaydı x ne olacaktı? 9, 12, 15 özel üçgeninden x 15 olacaktı bak. A açısı 90 dereceye eşit olmuş olsaydı x eşittir 15 gelecekti. Ama A açısı 90 dereceden daha büyük olduğu için x 15'ten daha büyüktür deriz. Şimdi x 15'ten daha büyük ama x'in en küçük tam sayı değeri nedir? 15'ten büyük en küçük tam sayı değerim tabii ki 16'dır. Bak bu kadar pratik bir şekilde çözüyorsun. Aslında bildiğin şeylerin üzerine ufak bir daha önce öğrendiğin özellikleri katarak ilerliyorsun. Tamam mı? 9'u yaptım onun soruya geldim. 6 yazıyor 2 yazıyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Ama bir dakika. Hani de açımız sen şimdi diyeceksin ki hocam niye açı büyüktür küçüktür vermemiş? Vermesine gerek yok ki. Sadece şuradaki mor dik üçgene bakmanı istiyorum. Bak mor dik üçgen aslında 90 derece varsa diğer açıları nasıl yorumlarsın? En temel bir şekilde şurada dar açı var. Şurada da dar açı var dersin değil mi? Peki dar açının arkasında ne olur? Evet söyle. Geniş açı olur değil mi? Bak şurası geniş açı. Yani aslında sana bir üçgen vererek. Yani bir dik üçgen vererek geniş açı vermiş oldu ve geniş açıdan dolayı şu an BDC açısı 90 dereceden daha büyük geldi mi? Geldi. O zaman şuraya da şöyle yazalım. E, BDC açısı 90 dereceden büyükse ben sonuçta şunu düşüneceğim. Demek ki biz aslında şöyle bir yorum yapacağız. 90 derece eşit olsaydı x ne gelecekti? 90 dereceden büyük olduğu için x ondan daha büyük mü olacak? Ama bir dakika biz 6'ya bakıyoruz. Dik kenar burası olduğu için yani Pisagor'daki dik kenar burası olduğu için demek ki tam tersini yani büyüktür değil küçüktür yapacağız. Çünkü işlemi gerçekleştirirken Pisagor'u ortaya çıkartırken sonuçta o kenarlar işin içinde değil miydi? Evet. 6 daha büyük olduğu için burası küçülmek zorundadır. Şimdi o zaman hemen yapalım. Şöyle düşün. Biz normalde x ortaya yazsak bak. 6 ve 2'yi görüyorsun. Farkları nedir? 4. Toplamları nedir? 8. Ama artık x burada geniş açı olduğundan dolayı 6'dan daha küçük olmayacak mı? Bak x 6'dan küçüktür. Şimdi bu ikisini güncellersem 4'ü yazdım, x'i yazdım, 6'yı yazdım. Yani sana o bilgi sayesinde yeni bir sıralama ortaya çıkartıyor. Peki 4 ile 6 arasındaki tek tam sayı değerimiz nedir? 5'tir. Bizden de zaten x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. Sadece 5 olduğu için cevabımız nedir? 5'tir. 10. soruyu yaptıysak geçiyorum 11. soruma. En güzel kısma geldik bak. Üçgende açıda ben sana demiştim ki burada açıortay açıortay var. Biz aslında denklemi yazarken açı kenar bağıntısında buna yine değineceğiz demiştim. Bak oraya geldik yine. Yani geometrinin eğlenceli kısmı bu zaten. Bir şey öğreniyorsun ya orada kalmıyor. Tekrar kullanıyorsun. Tamam mı? O yüzden ben burada özellikle şuradaki D açısını bulmak için nasıl yazarım? Bak D açısı eşittir. 90 artı tepe açısı bölü 2. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Açıortaylar ortaylar harflendirme yapmıştık. Peki şu yorumu bana söyler misin? 90 artı yazmış. 90'dan büyük yani, değil mi? O zaman D açısı burada 90 dereceden büyüktür. Bak hiçbir şey vermeden sadece açı ortayla D açısının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş oldu. Peki ben bunu bu şekilde yaptım ama mesela şurayı bir kırmızı açı ile boyadım. 90 olmuş olsaydı, bak, burası 90 olmuş olsaydı 8, 10, x, x direkt ne olacaktı? 6 olacaktı 6 8 10 üçgeninden dolayı. Ama D açısı 90'dan büyük olduğu için x de 6'dan küçük olacak. Çünkü hipotenüs değil artık x'imiz. Dik kenarlardan bir tanesi olduğu için x artık 6'dan daha küçük olacak. Peki en büyük tam sayı nedir? 6'dan küçük en büyük tam sayı değerimiz tabii ki 5'tir. Bak sorulardaki mantık hep aynı. Sadece soru başlangıcındaki tip değişiyor. Yani nasıl başlayacak soruyor? Burada üçgende açıyla başladı. Diğerinde dar açıyla başladı. Farklı farklı soru tipleri var. Hatta öyle güzel sorular çözeceğiz ki. Gerçekten mesela bak bu tam bir sınava, sınav ayarında. Yani sınava yakışan bir soru olabilir özellikle katlama sorusu işin içinde olduğu için ÖSYM'de biliyorsun ki katlamaları seviyor. Her konuda yeni nesil sorular çözmeye çok özen gösteriyorum. Bu kitapta zaten gerçekten teğet ve merkez testini çözdüğünde karşına gelebilecek ÖSYM tipi soruları görmüş oluyorsun. Ama teğet ve merkez tipine gelene kadar da önce konu anlatımını dinleyeceksin. Sonuna kadar dinleyeceksin tamam mı? Şekil 1'de ABC üçgeni biçiminde kağıt DA boyunca katlandığında B ile B üstü noktası şekillikte gibi çakışmaktadır diyor. Tamam. 24'ü içeri katlamış ya. Bak. Katlamada üst üste gelen kenarlar bunlar mı? Evet. BD ile de DB üstü üst üste geldi. Al sana ikiz kenar üçgen bak. İkiz kenar ve kenar ortay var. 90 ve açı ortayı ben ekledim. Şurada 24 yazıyordu. 24'ü buraya taşıdım. Şurada 25 yazıyor. Geldim aynısını yazdım buraya. Peki. Fark ettiysen şurada bir dar açı oluşmadı mı? Aynen öyle. Dik üçgen bak açı kenar bağıntısında dik üçgen gördüysen hemen dar açıyı yazacaksın. Dar açının arkası nedir? Geniş açıdır. Peki o geniş açı benim nasıl nerede işime yarayacak? Şöyle düşün. Biz zaten geniş açıyla karşılaşınca 90'mış gibi kabul ettiğimizde şurada 24 var. Burada 25 var. Burada x var. x'in değeri zaten ne gelecek? 7, 24, 25'ten 7 gelecek değil mi özel üçgenden? Yani geniş açı eğer 90 olmuş olsaydı x 7 olacaktı. Ama geniş 90 derece geniş açıya dönüşeceği için x 7'den küçük olmuş olacak. Tamam mı? Sonra x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. 7'den küçük en büyük tam sayı değerim de tabii ki 6'dır. 12. sorunun cevabı 6 gelmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Ve diğer kısma geçelim mi? Gel burada bir ok var ama 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 ama. Bir mola zamanı hak ettik değil mi molayı? Hemen şöyle bir yudum suyumuzu da alalım. Ben size kütüphane anımı anlatmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde, BTP Kampüsü'nde ilk defa kütüphanede sabahlayacağım. İlk defa. Bizim bölümden de arkadaşlar ben kampüsün içerisinde yurtta kaldığım için bana dediler ki kütüphaneden yer ayırt. Sabah uyandım ben. Böyle odamdaki bütün kitapları aldım ki masanın üzerine kitap koyacağım. Çünkü bir gibi falan dersimiz bitecek. Sonra full time kütüphaneye geçeceğiz. Çünkü finaller başlıyor. Ve finallerde de... Yani bir kez giriyorsun yani büte kalmamak için ister istemez gece boyu çalışman lazım. Şimdi ilk defa sabahlayacağımız için ben tabii tecrübeliydim. Çünkü kampüsün içerisinde kaldığım için ders çalışırken biraz e, bunu önceden denedim diyeyim. Ama ilk defa yaşayacak arkadaşlar vardı. İşte kahve içiyorlar, kola içiyorlar, kahveyle kolayı karıştırıyorlar. Yani etkisi daha fazla olsun diye. Ama her türlü koltukta orada burada uyudular hatta e, fotoğraflarımı falan da çekmişlerdi bizim arkadaşlarla beraber. Ama o gün şunu hissettim. Şimdi üniversite kampüsü sonuçta 18 yaşında kazandım ben üniversiteyi. 12. sınıfın artı hani 12. sınıf ama 13. sınıf gibi bir şey. Sen üniversite kampüsünde hani tek başınasın. Ben Adana'dan Ankara'ya geldiğimde aslında bölümdeki arkadaşlarım ister istemez çoğunluk Ankaralıydı. Ama şehir dışından da gelenler vardı. Ama ben en çok şehir dışından gelenlerle biraz samim oldum. Çünkü onlar da benim gibiydi. Eminim sen de. Şu an farklı bir şehire gittiğinde, inşallah sene sonu geldiğinde güzel haberi bana verdiğinde aynı duyguyu yaşayacaksın. O gün beni daha çok anlayacaksın aslında. Bu süreçte hani kütüphaneye gittik ve şimdi saat gece 3-4 oldu böyle. Baktım yavaş yavaş herkes sızıyor. Yavaş yavaş böyle patır patır düşmeye başlıyorlar. Ben müdahale ediyorum ya. Biz bunun için mi geldik falan filan. Ya yarın yaparız şöyle yaparız daha sınav var diyenler var. İşte bak bunu niye anlatıyorum? Bugün sen şu an eğer ya ben bunu sonra hallederim. Ben bunu sonra yaparım diyorsan. Bak bunu dememen için anlatıyorum. Bu süreci birlikte götürelim istiyorum. Yani eminim zorluklar olacak. Yani şu masanın başından kalktığında. Eminim bak çok büyük zorluklarla karşılaşacaksın ama. Bugün bu masaya oturuyorsan. Bunun sonuna kadar götürerek otur. Yani bu işi özellikle bu kitapta ne görüyorsan. 400 sayfalık kitabı bitirdim demek için otur. Bugün yapacağımız her şey aslında fedakarlık üzerine kurulu. Senin geleceğinin kurulması için. Yani bu işte 5 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Tipik böyle iş başvurusu soruları var ya. Ben sana bugün soruyorum bak. 5 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Sen bir yıl daha mezuna kalmak mı istiyorsun yoksa gerçekten bu sene her şeyi bitirip gitmek mi istiyorsun? Bak ben sana net bir şekilde söylüyorum. Her şeyi sana sağlamaya çalışıyorum ve bunu sağlarken de bu süreci eksiksiz bir şekilde sana sunuyorum. Ve bu kitapta çözebileceğim 1700 soru var. Geometri işte hocam ben geometride göremiyorum. Hocam ben geometri yapamıyorum. Bak ben bunları anlatmıyorum. Ben sana geometriyi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Tane tane anlatıyorum. Bir sene boyunca yanında, yanında olacağım. Yalnız değilsin. Bak bunu istersen bağıra bara söyleyebilirim. Yalnız değilsin. Ben yanındayım. Ve bu durumu yaşamış biri olarak 12. sınıfta üniversiteyi kazanmış Hacettepe'yi kazanmış biri olarak içinizde Adanalılar varsa Adana sıcağında ders çalışmanın ne demek, yani ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Ve e, bu süreçte bu zorlukları eğer e, yaşamayacaksak niye zafere gidiyoruz? Niye sonuna gidiyoruz? Niye hedefe teğet değil de merkeze tam isabet diyoruz? Bazı fedakarlıkları yapacaksın ve oturacaksın masada çalışacaksın. Biliyorum çok sıcak. Biliyorum yaz ayları ama bir sene sonra yüzünün gülmesini istiyorsan bu fedakarlığı yapmak zorundasın. Anlaştık mı? Hadi o zaman bu motivasyonla biz var ya neler neler yaparız. Hadi. Ok ok sorusu var burada. Evet, sırada açı kenar bağıntılarımızdan ispatlarımız var. Öncelikle ben şöyle bir pergel açtım. Ve bu bence tamamen yorum üzerine yapılan bir ispat. Şimdi şöyle düşün. Şu bir kenarın, bu bir kenarın. Bak şimdi üçgen oluşturdum. Şurayı birleştirdim hayalet. Başka bir şeyle birleştirebilir miyim? Yok. Tamam, neyse. Sen artık orayı birleştir. Şimdi bak. Buradaki açıya bakmanı istiyorum. Şuradaki açı aslında azaldığında kenar uzunluğunun birbirine yaklaştığını yani azaldığını görüyorsun değil mi? O zaman açı azaldıkça hatta şöyle yapayım. Bak açı azaldıkça ne yapıyorsun? Kenar uzunluğu azalıyor. Açıyı arttırdıkça kenar uzunluğu artıyor. Anladın mı? Bak açımız azalıyor. Kenar uzunluğu azalıyor. Demek ki o zaman şu yorumu yapabilir miyim? Büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Küçük açı karşısında küçük kenar vardır. Özellikle bak bu konunun genel yorumu tamamen bu. Sen bir üçgen çizeceksin. Üçgen oluşturma şartımız var. Üçgen eşitsizliği diyoruz biz buna. Şöyle düşün. Şu an doğrusal. Yaklaşık bir derece açtığımda buraya verebileceğin maksimum bir değer vardır. İşte o maksimum değer bir kenar. Diğer iki kenarın mutlak farkından büyüktür. Toplamından küçüktür. Yorumumuz bu olacak tamam mı? Şunu biraz bükelim. Kemer falan olsaydı kemere şöyle takardım. Böyle savaşa gider gibi kendimize hazırlamış olurduk. Şimdi tebeşirlerimi aldım, geldim şimdi. Bize diyor ki açı kenar bağıntılarında e, tekerleme bir kenar diğer iki kenarın mutlak farkından büyüktür, toplamından küçüktür. O zaman önce ben şunu sorum, yorumlayacağım sana. Şurada bir b var ya mesela, gel, şunu doğrusal uzatalım, b kadar uzatalım mesela. Şöyle birleştirsen, şu an sen ne buldun biliyor musun? İki kenar üçgen buldun. İki kenar üçgende taban açıları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Hatta alfa yazdım. Alfa yazdım. Şuraya ne diyelim biliyor musun? Teta diyorum tamam mı? Peki buraya teta yazdıktan sonra biz normalde bu üçgeni tekrar çizsek. Bak şöyle tepede alfa var. Şurada C artı B var. Şurada A var. Şurada da alfa artı teta var. Bak tamamen yorum yapacağımız bir kısma geldik. Şöyle düşün. Alfa açısı alfa artı teta açısı. Alfa açısının karşısında A var. Alfa artı teta'nın karşısında c artı b var. Biz alfa artı teta'nın alfadan daha büyük bir açı olduğunu aradaki artıdan anlıyoruz değil mi? O zaman demek ki c artı b bak c artı b neyden daha büyük? A'dan daha büyük. Bak c artı b a'dan daha büyük. Hiçbir şey yapmadan sağ kısmı ispatladım. Tamam mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi ben bunu bu şekilde yazabiliyorsam bütün kenarlar içinde yazabilirim değil mi? Mesela eğer buraya B yazacak olursam diğerlerini yazmam lazım. Yani nasıl C artı B burada diğeri oradaysa B buradaysa A artı C burada olacak. C buradaysa A artı B olacak değil mi? Şimdi şunu düşünelim. Mesela ben A'yı yalnız bıraksam şurada. Bak şöyle geldim. A'yı yalnız bırakıyorum. C'yi karşı aldım. A büyüktür. B eksi C geldi. Buraya geldim. A'yı yalnız bırakıyorum. A büyüktür. C eksi b. Bir dakika ya. B eksi c'den de büyük a. C eksi b'den de büyük a. Bir dakika. E ben bunu bu şekilde karşılaşınca matematikçiler hemen hatırlıyor, değil mi? Matematiğe burada ne diyeceğiz? Mutlak değer yapmış aslında. He. Yani ben şu an a'nın b eksi c'nin mutlak değerce, bak a'nın B eksi C'den mutlak değerce daha büyük olduğunu yorumluyorum. Ve eşitliğin sol tarafı da ortaya çıkmış oluyor. Bak A'yı ortaya yazdığımda mutlak değerce B eksi C'den daha büyüktür. B artı C'den daha küçüktür. Bunu sen diğer kenarlar için de yapabilirsin. Açı kenar bağıntıları tamamen yoruma dayalı bir konudur. Dediğim gibi üçgen eşitsizliği ve üçgen çizme şartımızı öğrendik. Sonra şuradaki yıldızladığım en çok kullanacağımız olan özelliği de nokta sonra o zaman açık kenar bağıntılarının ispatı da bitti. Umarım keyif almışsındır. Umarım videolar güzel gidiyordur. Kamp ne durumda? Nasıl gidiyor? Lütfen yorumlara yaz. Veya şunu da yapabilirsin. Senin gibi kampa başlayacak ama ön yargılı olan arkadaşları bir yorum yazabilirsin. Birinci videonun altına yazabilirsin. Doğru da açılar videosunun altına yorum yazarsan hem beni desteklemiş oluyorsun hem de senin gibi arkadaşlara tavsiye niteliğinde bir yorum bırakmış oluyorsun. Ama bu rekabet olayı var ya işte hocam ben beğeni bile bırakmıyorum. Niye? İşte rakiplerim görmesin. Arkadaşlar rakip kalemle elenir. Sadece bunu söylüyorum. Biz gece gündüz sizler için emek verirken karşılığında bir beğeni bile yani tek bir dokunmayı bile yapmayacak. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Beğenmek zorunda değilsiniz ama şunu söylüyorum. Yani karşılığında yani size bu kadar emek veriyoruz. Verilen emeklerin karşılığında sadece destek amaçlı bile ben olsam böyle bir beğeni sağlardım. Ama içinizde öyle destek veren arkadaşlar var ki çok güzel yorumlar var. Böyle molalarda yorumlara bakmaya çalışıyorum. Molalardaki yorumlar beni bu kadar enerjik yapıyor, bu kadar mutlu yapıyor, bu kadar güler yüzlü yapıyor. İnsanoğlu her zaman gülmeli. Sen de gülmelisin. Gülümsemek gerçekten bulaşıcı olmalı. Sen inşallah üniversiteye gittiğinde birçok insanla tanışacaksın. Ama ortak özellikleri hep bu gülümsemek olacak. İnşallah sen, senden de güzel bir haberi gülümseyerek alacağım. Ve hayallerine ulaşmış olacaksın. Aynı benim hayallerimde ulaşacağım da. şu an bana destek verdiğin için de çok teşekkür ederim. İster kitabımı alarak destek verebilirsin. ister kanalımı başkasına önerebilirsin. Ama senle birlikte bir yola çıktık. 39 gün boyunca bu kampı noktaladığımızda güzel günler bizi bekliyor olacak. Hadi bakalım seni uğurluyorum bir sonraki günde, bir sonraki kamp günde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Verilen yay gerildiğinde şekillikteki ABP üçgeni oluşuyor. ABP üçgeninin çevresi 132 birim. Hmm. AB uzunluğunun en büyük tam sayıları kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bu ok yay olayı var ya. Mesela ben sonuçta şu mesafe tam ortadan olduğu için ikiz kenar şeklinde söyleyebilirim. Aynı şekilde şu mesafe de tam orta noktada. Yani burada kenar ortay ve ikiz kenarların sayesinde diklik ve açı ortayı ben eklemiş oldum. Sonra 132 birimi gel şöyle kullanalım. Mesela ben şuraya B yazsam. Buraya A yazsam. Bu da A. Burası da B. A, B, üçgeninin çevresi. 2 A ile 2 B'nin toplamı 132. 2'ye böldün. A artı B ne geldi? 66 geldi. Doğru mu? Peki AB, AB neresi? 2B'den bahsediyor aslında. E biz zaten şöyle bir yorum yapamaz mıyız? Şuradaki dik üçgene bakmanı istiyorum. Dik üçgen 90'ın karşısı her zaman en uzun kenardı. Yani A aslında B'den daha büyük değil mi? Evet. Aslında biz A B'den daha büyük diyorsak... Tam ortasını düşünürsem... Yani şöyle düşün. Biz bugün işte 2A artı 2B eşittir 132 diyoruz ya... Ben örneğin... 60 66'yı şöyle 65 yapsam. Şurası da ne yapacak? 67 yapacak, değil mi? Çünkü bunu yapmamın sebebi tamamen hani birini azaltırken birini yükseltebiliyorsun. 2A ile 2B'nin toplamı 132, tamam mı? Şöyle düşün. İlk etapta bu buradaydı ya. Ama ger gerince 2A'ya dönüşmüş oldu. Aslında 2B'den daha büyük bir 2A'n var. Bak, direkt bunu düşün. Ve bu sayede 2B'ye ben 65 verdiğimde şurası da 67 oluyor. Yani birini azaltıp birini yükseltiyorsun. O zaman buradan AB'nin en büyük tam sayı değeri yani maksimum verebileceğin değer 65 olur. Yani benim 65 vermemin sebebi en büyük tam sayı değerini sorduğu için. Yani 66 veremiyoruz. 66'dan küçük en büyük tam sayı değeri nedir? 65'tir. O zaman cevabımız ne geldi? Şöyle 2B 65 olursa en büyük tam sayı değerini vermiş oluruz. 13. sorumuz da bu şekildeydi. Bu da tamam. Geldim 14. soruma. Ön yüzünün uzun kenarı 12 birim, kısa kenarı 3 birim olan dikdörtgen biçimdeki özdeş iki kutu şekil birdeki gibi dengededir. Tamam. Üst kutu C küsü etrafına bir miktar döndüğünde şekillikte gibi oluyor. E'denin en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Biz normalde şurada 6 birim var ya bak. 6, 6, 12. Şurası 12. Şurada 3 var. 3'ü karşıya taşıdım. Peki şurada 6 var. Burası da 6. Doğru mu? Sonra dikkat et. Şurada bir açı oluşuyor değil mi? Bak şurada hatta ben senin için oraya yaklaşıyorum. Şurada bir siyah açımız var. Bize diyor ki ED'nin en büyük tam sayı değeri. E ile D, D üstünü pardon birleştirdim. Orada mor üçgeni çizdim. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. C köşesi etrafında bir miktar döndü ya. Biz normalde şuraya X desek. X'i pardon. X'i ortaya yazsak. 3 ile 6'nın farkı 3. Toplamı nedir? 9. Normalde bunu yapmamız gerekiyor değil mi? Peki alfa açısı. Yani şuraya ben bir alfa açısı desem yukarıya gittiğimde aslında o açı nereden geldi? 90 dereceden dönüştürüldü değil mi? Yani 90 dereceden aşağıya doğru eğdiği için azalmış oldu. Yani 90'dan daha küçük. O zaman alfa açısı 90 dereceden daha küçükse normalde sen bu çözümü nasıl yapıyordun? Alfa 90 olmuş olsaydı bak alfa 90 olmuş olsaydı 3, 6, 3 kök 5 yazıyorduk değil mi? Yani kök 45. Bak şöyle yazayım. Kök 45. Alfa 90 olsaydı. Ama alfa 90'dan küçük olduğu için x'imiz kök 45'ten daha küçük olacak. Peki kök 45'ten daha küçük en büyük tam sayı değerini konuşacak olursak hemen düşünelim. 5'in karesi 25 kök 25. 6'nın karesi kök 36. 7'nin karesi 49 bak 45'in arkasına geçmiş oldu. O zaman demek ki en büyük tam sayı değerimiz kök 36 yani 6 olmalıymış. Bak soruyu böyle tane tane temiz bir şekilde ne yaptık çözmüş olduk. Geldim şimdi 15. soruma. Son sorum değil mi bu? Evet teğet testine geçmeden önce. ABC, EFGH, ile dikdörtgen. Dikdörtgenin köşesindeki açılar 90 derece. EF8 birim. Bakayım. EF8 yazıyorum. Sonra HM ile 3MG denklemi varmış. MG'ye şöyle şuraya A yazsam. HM ne olacak? 3A olacak. Şuraya da 3A yazdım. Yalnız şuradaki 8 karşı eşit değil mi? Evet. Hatta yaklaşayım biraz soruya. Bak şuradaki 8 buraya eşit. 3A ile A'yı topladın. 4A 8'e eşitse A buradan 2 geldi. Bak soruyu aslında bitirdik gibi bir şey oldu. E, A 2 ise ne demiş bana? Cam masa üzerine yerleştirilmiş olan geometri kitabı H küçüsü etrafına bir miktar döndürüldüğünde şekillikte görüntü oluşuyor ve alfa ve alfa açısının 120'den daha büyük olduğunu söylüyorlar. Bakalım şeklimize. Bu arada burada 8 varsa şurası da 8. Şurada 3A vardı ya 3 kere 2'den şuraya önce bir 6'mızı yazalım. Sonra diyelim ki biz Şurada 120 dereceden daha büyük demiş. Eğer alfa 120 olmuş olsaydı. Bak. Olsaydı diyorum. Şurada 90 derecem var. Burada 90 derecem var. 180. 180 olabilmesi için 120'ye ne eklersin? 60 derece eklersin. M üstü noktasından aşağıya dik attım. 90, 60, 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bu arada burada 8 varsa. 3'ün yanına ne eklersen 8 olur? 5. Şimdi sadece şuraya bakmanı istiyorum. Biz M üstü G'yi birleştirsek. Sonuçta. 60'ın karşısında da şurada ne yazıyoruz? Kırmızı ile yazalım. 3 kök 3 yazıyoruz. Yani m üstü g'yi bulabiliriz değil mi? 3 üç kök 3'ün karesi 27. 5'in karesi 25. 25 ile 27'yi toplasan karekök içerisinde ikisinde de 25 yazdım bak görüyor musun? karekök içerisinde 52 yapacak değil mi? Bu burada dursun. Aslında sen alfanın 120 derece olduğu yerde m üstü g arasındaki uzaklığı buldun. Senden g ile m üstü arasındaki uzaklığın tam sayı olarak en fazla kaç birimdir diyor. Bak kök 52 maksimumunu bulduk değil mi biz? Yani açımız eğer şöyle düşün 120 derece olmuş olsaydı ama şunu düşünelim hemen yorum yapıyoruz. 120 dereceden küçük olursa bak burası 120'den küçük olursa bu sefer burası 60'dan daha büyük olmuş olacak. Yani oradan alınan açı içeriye gelmiş oldu. 60'dan daha büyükse burası. Ben demek ki burada kök 52'den daha küçük diyebileceğim. Çünkü şöyle düşün tekrar yaklaşıyorum. Burası 60'dan daha büyükse Burası 30'dan daha küçük olacak. Yani bir büyük bir küçük şeklinde gideceği için şu m üstü g de kök 52'den daha küçük olmuş olacak. O zaman bak kök 52'den daha küçük şuraya eğer x dersem x küçüktür kök 52. Kök 52'den daha küçük en büyük tam sayı derin nedir? Kök 49 yani 7'dir. Sonuçta sen bir sınır belirledin. Bu sınıra göre kenarı yazmış oldun. En fazla kaç verebiliyoruz? Tabii ki m üstü g arası uzakla 7 verebiliyoruz. Ve 15. sorumuzda noktaladık. Gerçekten 15 tane çok keyifli güzel soruyu bitirdik ama hemen 4. günümüze gidiyoruz. Açık kenar bağıntılarını noktaladık mı? Noktaladık. Sonra oynatma listesinden teğet ve merkez testini izliyorsun. ÖSYM tip soruları çözüyorsun. Ve yapamadıklarını mutlaka yorumlara yazıyorsun. Bak bunlar çok önemli. Sonra iki tane yeşil testin bir tane de mavi testin var. Hemen ödev programımızı da açalım. Şurada bak ne yaptın? Kamp videosunu izledin. Kamp videosu bitti. Sonra teğet ve merkez testlerini çözdüm diyeceksin. Sonra da iki tane mavi, iki tane yeşil ödev testim var. Kırmızıyı zaten ara tatilde çözüyoruz. Ve şimdi ben bu ödevin nerede olduğunu sana göstermek istiyorum. Öncelikle gel bakalım. Güzel bir dersti bence. Konu anlatım kitabımız, video ders kitabımız bitti. Bunu kenara aldık. Şimdi sırada ödev kitabımız olan soru bankamıza geçiyoruz. Ve iki tane mavi, iki tane yeşil testi seni bekliyor olacak. Özellikle bak şunu unutma. Özellikle bu kitapta açı kenar bağıntılarını ödevlerini gerçekleştirdiğinde, bitirdiğinde aslında sen konuları tane 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 bitirmiş olacaksın. Bu arada şunu sormak istiyorum sana. Kamp süresince ekstra yapılması gereken ne varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hocam şu tarz bir sistem de yapabiliriz. Kampı ilerletiyoruz ama kampın sonuna doğru veya boşluklarımda siz ne isterseniz onu yapmaya çalışacağım. Çünkü siz nasıl bana destek sağlıyorsanız, zaman ayırıp videolarımı izliyorsanız ben de sizin söylediğiniz yorumları gerçekleştirmek zorundayım. O yüzden şimdiden destek veren, hayallerimde bana katkı sağlayan herkese çok ama çok teşekkür ederek, videoya da beğeni bıraktığın için çok teşekkür ederek, kitapları almak için de açıklama kısmındaki linkleri veya e, mağaza kısmı var YouTube'un biliyorsun ki oradan alırsanız imzalı geliyor. Zeduva Trendyol mağazasından da alırsanız imzalı geliyor. Ben sırf oradan alanlar için sırf ne yapmak istedim? Böyle kitabı açtığında küçük bir not görsün istedim ilk sayfasında. Ve tebessüm olsun, motivasyon olsun. Birlikte yolun sonuna giderken hedefe teğet değil, merkeze tam isabet diyebileceğim bir sistem olsun istedim. Ve sizlerin desteğiyle de inşallah hayallerimi gerçekleştireceğim. Sen de hayallerini gerçekleştireceksin. Bunu beraber yapacağız. Güveniyorsun değil mi bana? Ben de sana güveniyorum. O zaman kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Beşinci günde görüşürüz. Hadi o bakalım. Bay bay.